Bu videoda yönlü türevleri grafikler açısından nasıl yorumlayabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Burada çok değişkenli bir fonksiyona ait bir grafik var. Fonksiyon f x y eşittir x kare çarpı y. Bundan önceki videolarda yönlü türevin ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve gradyan kullanarak nasıl hesaplanabildiğinden bahsetmiştik. Karşılaştığımız senaryoda genellikle bir vektör vardır. Bu vektör girdi uzayında yer alır. Girdi uzayı bu durumda XY düzlemi oluyor tabii. Ben bu seferlik 1 e, 1 vektörünü kullanacağım evet. Yönlü türevi gradyan sembolüyle gösteririz ama burada vektörün ismini bu şekilde sağ alt köşeye yazıyoruz. Fonksiyonun yönlü türevi yine aynı girdi değerini alacak. Bu girdi bu yönde hareket ederken fonksiyonun nasıl değişeceğini hesaplar. Ne demek istediğimi şu şekilde göstereyim. Şimdi bu grafiği bir düzlemle bu şekilde dilimlediğimizi düşünelim. Bu arada düzlem x ya da y eksenlerine paralel olmak zorunda değil. Kısmi türevde bunu yapmış. Yani sabit bir x değeri ya da sabit bir y değerini temsil eden bir düzlem seçmiştik ama bu düzlem bize vektörümüz yönündeki bir hareketin neye benzediğini gösteren bir düzlem olacak. Ve aynen bundan öncekilerde de olduğu gibi şimdi grafiği bu düzlem doğrultusunda dilimleyeceğim. Grafiğin bu dilimle nerede kesiştiğini de bu şekilde kırmızıyla evet işaretliyorum. Buradaki vektörün bu küçük v'nin x, y düzleminde yaşayan ve grafiği dilimlemekte kullandığımız bu düzlemin yönünü belirlediğini düşüneceğiz. x, y düzleminde diagonal yönü işaret eden bu 1, 1 vektörü var ve sonra da bu düzlemi alıp grafiğimizi dilimliyoruz. Anlaştık mı? Buradaki yönlü türevi yorumlamak istersek de şuraya hemen gerçek bir değer verelim. Mesela eksi 1 ve 1 ya da eksi 1 eksi 1 olsun evet. Orijinden geçen bir düzlem seçtiğim için değerlendireceğim noktanın bu düzlem doğrultusunda olduğundan emin olmam lazım ama aynı yönde başka bir noktayı da düşünebiliriz. Bu şekilde ileri geri dilimleyeceğiz. Peki ne diyordum? Eğer bunu yaparsak bunu bir eğim olarak yorumlayabiliriz ama çok dikkatli olmamız lazım çünkü eğer bunu eğim olarak yorumlayacaksak bir birim vektörle yani büyüklüğü 1'e eşit olan bir vektörle çalışıyor olmamız gerekir. Yani aslında olmaya da bilir ve bununla daha sonra ilgilenebilirsiniz ama bu şekilde düşünmesi evet daha kolay. Öyle bir birim vektörle düşünmesi gerçekten de daha kolay. Buraya geri dönersek bunun bir 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 vektörü olması yerine aynı yönde olan ama bir birim uzunluğunda olan bir vektör olduğunu söyleyeceğim. Bu durumda bileşenlerin ikisi de kök 2 bölü 2 olur. Değil mi? Evet. Bunun bir diagonal için neden doğru olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir birim uzunluğunda olan bu vektörün büyüklüğü 1'dir ve bu yönde yer alır. Ve eğer bunu eksi 1 eksi 1 gibi bir noktada değerlendiriyorsak, hemen grafik üzerinde göstereyim. Evet, bu durumda burada hop noktayı bulmuşken grafiği oynatmam pek de iyi olmadı ama işte buradaki nokta ve eğer yukarıdan bakarsak eksi 1, eksi 1 olduğunu görebiliriz. Bu noktadaki eğime gelince buradaki tanjantı ele almamız gerekiyor. Bu eğime sahip olan doğrunun eğimini bulmamız lazım. Yönlü türevin bize eğimi verecek olmasının sebebi, bu noktada yönlü türeve ait farklı bir gösterimin yardımcı olacağını düşünüyorum. Bazıları bunu kısmi f bölü kısmi v olarak yazarlar. Evet, bunun v yönünde ufak ama çok ufak kısmi bir hareket olduğunu düşünebilirsiniz. Sonra da bu olduğunda fonksiyonun değerinin nasıl değiştiğini sorgulayacağız. Grafiğin yüksekliği, fonksiyonun değerini düşürür mü? Bu ilk değişim ve sonuç olan değişimde sıfıra yaklaşıyorsa, bu oran yani kısmi f'in kısmi v'ye oranı bize teğetin eğimini verir. Kavramsal olarak, bu daha iyi bir gösterim. Ama nabla alt indis v gösterimini kullanıyor olmamızın sebebi hesaplamak istediğimiz şeylerin nasıl hesaplanacağını göstermesidir f'nin gradyanını alırız. Gradyan f'nin vektör değerli fonksiyonu ve bunun bu vektörle nokta çarpımını buluruz. Neye benzeyeceğini görmek için bunu yapmaya ne dersiniz? Şuraya geçip farklı bir renk kullanacağım. f'nin gradyanı öncelikle kısmi türevlerle dolu bir fonksiyondur. f'in x'e göre kısmi türevi ve f'nin y'ye göre kısmi türevi bunu değerlendirdiğimizde bir bakalım, f'in x'e göre kısmi türevinde x değişken y ise bir sabittir. Bu durumda kısmi türev 2x çarpı y olur. Evet, 2x çarpı y. y'ye göre kısmi türev aldığımızda ise bu sefer de y bir değişken ve x bir sabit olacağından kısmi türev sabite yani x kareye eşit olur değil mi? Bunu eksi 1 virgül eksi 1 noktasında değerlendirdiğimizde 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 2 eder. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Bu bahsi geçen noktadaki gradyanımızdır. Ve eğer f'in gradyanı çarpı v'yi değerlendirmek istiyorsak buraya geleyim. Yazıyorum 2 1. Gradyanı bu noktada değerlendirdiğimiz için 2, 1 yazdığımı da bir kere daha tekrar edeyim. Sonra bunun v ile nokta çarpımını alırsak, karekök 2 bölü 2 ve karekök 2 bölü 2. Cevap, öncelikle ilk bileşenleri çarpacağız. 2 çarpı karekök 2 bölü 2 karekök 2 eder artı ikinci bileşenleri çarpalım 1 çarpı karekök 2 bölü 2 karekök 2 bölü 2 eder ve işte cevabımız yani eğim. Yalnız bunun vektörümüz birim vektörse işe yarayacağını da bir kez daha eklemek istiyorum. Bundan bir önceki videoda yönlü türevin tanımını anlatırken bahsetmiştim. V'yi 2 ile ölçeklendirirsek yani burada V yerine 2V kullanırsak kendime şurada biraz yer açayım. Evet, F'in 2V doğrultusunda yönlü türevini alırsak bunu hesaplamanın yolu f'in yine gradyanını alacağız, vektörün iki katıyla nokta çarpımını bulacağız. Nokta çarpımda 2'yi dışarı alabiliriz. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu, buradaki tüm ifadenin iki katını almak anlamına gelir. Evet, bunun iki mislini elde edeceğiz. Yani türevin değeri iki katına çıkacak ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Neden diye soracak olursanız, dilimlediğimiz düzlemi birim vektör v yönünde değil de 2 çarpı v yönünde alırsak, aynı düzlem ve aynı dilim söz konusu olduğunda aynı eğim elde etmek istediğimiz için her şey karma karışık bir hal alır. O halde eğim söz konusu olduğunda V yönündeki grafiğin eğiminin formülü F ve V'nin nokta çarpımı yani yönlü türevi bölü V'nin büyüklüğüdür. Evet. Bu formül her zaman işinizi görecektir ve yönlü türevi de birim vektör yönünde aldığınızdan da emin olmanızı sağlayacaktır. Bazıları yönlü türevi bu şekilde yani o vektörün uzunluğunu normalize ettiğimiz bir şey olarak tanımlar ama açıkçası bu benim pek de hoşuma gitmiyor. Yine de eğim hakkında yani değişim hızının grafiğin eğimini verdiğini düşündüğümüzde çok da yanlış bir yaklaşım da değil. Bu arada grafik mantığı iyidir ama görsel mantığın çok çok da iyi olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, karşılaştığınız şeyleri görselleştirebilmek çok önemlidir. Çok değişkenli kalkülüste grafikler tek çözüm değildir. Bunu V yönünde ufak bir hareket olarak görüp V'nin uzunluğunun bir olmadığı durumlarda bu hareket bir ölçü olarak tanımlanmaz ama bunu bir ölçeklendirme sabiti çarpı vektörün kendisi olarak düşünebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı isterseniz yönlü grafiğin formal tanımını yaptığımız videoyu seyretmenizi öneririm. Yine de bunun da yönlü türevin ne olduğu hakkında iyi bir fikir verdiğini düşünüyorum.